Solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesine yatırılan Cüneyt Arkın sevenlerini korkuttu. Eşi ve oğlu Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında bakın neler söylediler. Bir yumruğuyla 10 askeri deviren Malkoçoğlu hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini korkuttu. Solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Cüneyt Arkın'ın son sağlık durumu ne? Malkoçoğlu'na nazar değdi. Hafta içinde solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve sevenlerini korkutan Cüneyt Arkın hakkında çok sayıda spekülasyon yapıldı. Hatta öldü haberleri bile çıktı. Duanet Papesco. Yalvarırım. Öldürme beni. Ancak işin rengi bu değildi. Ailesini ve sevenlerini korkutsa da hastanede bir süre gözlem altında tutulan ve tedavi edilen Cüneyt Arkın sağlığına kavuştu. Oğlu ve eşi işte bu açıklamaları yaparak haberlere inanmayın dediler. Durumu çok çok iyi. İlk geldiğimizde biz de biraz korkmuştuk ama çok kısa bir sürede bugün inanılmaz güzel gördüm. İyileşmiş gördüm. Yarın da inşallah çıkacağız. O yüzden sizden ricam sosyal medyada çıkan haberlere inanmayın. Söz vermiştin. Kazanırsan beni serbest bırakacaktın. İyi gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Tabii biraz zorlandık. Nefes almada çok zorlanıyordu. Bu çok korkuttu bizi. Gerçekten korkuttu. Olacak ya çocuklar. Sizlerin de duanızla, yardımlarınızla, Allah'ın izniyle. Cüneyt Arkın'ı bu haberlerle görmek elbette herkesi üzmüştü. Çünkü o tek yumruğuyla onlarca askeri deviren bir kahramandı. İşte o kahraman bu sorunun da üstesinden geldi ve taburcu oldu. Usta oyuncuya bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Check.